Emekçi Hareket Partisi Genel Başkanı, o da bize Hatay ile ilgili tabii pek çok şey söyleyecek. Sevgili Hakan, merhaba. Merhabalar Enver Hocam. Nasıl gidiyor her şey? Zor bir seçim dönemi. Türkiye'de sosyalistler açısından da pek iyi gitmedi aslında işler. Ve Antakya Hatay gerçeği diye bir taraftan deprem gerçeği. Gözlemler nasıl sevgili Hakan? Ya tabii ki yani biz seçimlerde istediğimiz sonuçlara ulaşmış olmadık ama seçimler her zaman için bir gerçeğin barometresi olduğu nedeniyle yine de bize bir fikir verir. Kendi gerçekliğimizi anlarız. Kendi ileri sürdüğümüz programatik yaklaşımların sonucu ne oldu, siyasetin sonucu ne oldu bunu görürüz ve kendimizi daha iyi bir rotaya yerleştirme imkanı elde ederiz. Yani olaya böyle bakmak lazım. Çünkü sonuçta birçok teorik kurgu yapabiliriz ama bunun pratikteki karşılığının her seferinde ne olduğunu görmemiz lazım. O açıdan yani bizim istemediğimiz bir tablo ortaya çıkmış olsa da bu bizim çeşitli siyasal konularda tartışma yapabilmemizin imkanını getirir. Bu açıdan da kendine göre iyi bir yanı vardır. Yani bu o güne kadar tartışamamış olduğumuz şeyleri daha rahat bir şekilde tartışıyor vaziyette oluruz ki bence zaten öyle oluyor. Buna bir imkan ortaya çıkıyor. Bir yönüyle öyle görmek lazım. Bir yönüyle yani bu seçim ekonomisinin yani seçim gününe göre ayarlanmış bir ekonomi tarzının etkili olduğunu görüyor olabiliriz. Bir yönüyle bu işsizliğin belli bir oranda kalıyor olması, bu anlamıyla işçi sınıfının yani ev halkından fazla kişi çalışırsa yani bu sorunu belki bir düzeyde göğüsleyebiliriz diye görüyor olması biraz sonuçlarını yarattı diye gözlemliyorum. Yani biz belli bir düzeyde ekonomik sorunlar olduğunu tespit ediyoruz ama bu olaya belli ki bir yani işsiz kalıyor muyuz veya iş bulabiliyor muyuz prizmasından bakılıyor ve bu anlamıyla da zaten kimliklerin ülkede çok etkili olduğunu biliyoruz. Yani otomatik olarak sadece bizim gördüğümüz manada bir enflasyon veya bizim gördüğümüz manada yani doların belli bir yükselişi yani aynı bakış açısıyla yani muhaliflerin bakış açısıyla toplumun genelinde ele alınmıyor diye gözlemleyebiliriz. Yani bu biraz olayın iktisadi açısından ilk değerlendirmeleri olarak söylemiş olayım. Peki bu deprem meselesine nasıl bakmak gerekiyor? Siz bölgede çok oldunuz Hakan. Biraz da bugün bir araya gelmemizin sebebi de bu. Yani hakikaten ciddi sorunlar ve yakıcı kalıcı sorunlar haline dönmüş durumda. O konuda nasıl bir gözlem var? Partinin yaklaşımı nasıl? Oralarda ne olup ne bitiyor? Ya biraz şöyle görmeliyiz. Yani bu yani bir sorun ortaya çıkıyor olduğunda insanların politik tercihleri, kanaatleri, yani inançsal bağlılıkları, kendilerine göre sadakat gösteriyor olmaları, yani bir partiye, bir politik eğilime sadakat gösteriyor olmaları kolaylıkla değişmiyor. Bu toplumun birçok kesiminde bunu görebiliyoruz. Biz bunun tabii ki en çok yani AKP'ye bir körü körüne sadık kalma ilişkisinden rahatsız oluyoruz. Ama böyle bir boyut var. Ama bir başka yönüyle diyelim ki bir sorun ortaya çıkıyor olduğunda bir ekonomik kriz düzeyi saptaması yapıyor olduğumuzda veya bir deprem gerçeğiyle karşı karşıya kalıyor olduğumuzda biraz onun denklemine göre de bir hayat işliyor. Yani birincisi yani ne olursa olsun memlekette olup biten ekonomik sorunlarda veya genel bir yani bir doğal felakette ya da deprem tarzı bir şeyde yani siyasal varoluşun Türkiye'deki yani hükümetin siyasal olarak kendini ortaya koyuşunun dışında görülüyor. Yani bu
birbiriyle çok kolay bağlantı kurulan bir niteliğe sahip değil. Yani o öyledir. Biz yani Erdoğan'ı çok severiz, AKP'yi çok benimseriz veya MHP'yi çok benimseriz. Bu ayrıdır. Ama burada bir deprem sorunu yaşadık gibi bir bakış açısı var. Bu hatta bu iktisadi konularla ilgili de böyle. Yani orada. Yani aslında bütünlük ortadan kalkmış ve dolayısıyla hakikat genel anlamda kavranamamış gibi duruyor. Yani kimliklerin yani toplumun her kesiminde çok önemli olduğunu görüyor olabiliriz. Yani solcular bile yani diyelim ki bir politika önereceğine kendisinin bir kimlik olarak sosyalist olduğundan söz ediyor. Bu da aslına bakarsan yani öteki kimliklere karşı bir kimlik ileri sürmektir. Yani biz çok acar bir şekilde politik programımızı söyleyemiyoruz. O anlamıyla mesela hani desek ki yani burada işte hani son cumhurbaşkanlığı seçiminde son aşamalarda yani bütün anlatılan hikayeye olumlu bakmayan bir topluluk var. Tamam, olumlu bakmayan bir topluluk var. Yani biz de buna seslenebiliriz. Bu sadece milliyetçi bir şekilde seslenilebilecek bir şey değil. Yani biz buradaki yani iktisadi koşulların çok kötü olduğunu, bu kurgunun çok kötü olduğunu, bunun sömürü yarattığını, bunun haksızlık ve eşitsizlik yarattığını anlatıyor ve alternatiflerini söylüyor olabiliriz. Ama şimdi hani bakacak olsak iki tarafa, bir AKP MHP tarafına, bir de genel olarak biraz düzen içi yani muhaliflere bakıyor olsak, yani iktisaden ne diyorlar ki? Yani iktisaden birisi diyorsa ki yani ya siz işte işinize bakın. Yani işinizde çok çalışın. Bundan başka da bir şey demiyorum. En fazla işiniz olur. Şimdi bunun muhalif tarafına da baksan onlar da zaten en fazla işiniz olur diyor. Yani gerçek manada iktisadi koşulların kendisine bir eleştiri getirmiyor ki. O açıdan yani dönüp de yani bir boşta kalan bütün bu taraflara güvenmeyen bir topluluğa çok kötü gözle bakacak bir yönümüz yok. Çünkü bakıyor ya o taraf işçi sınıfıyla ilgili bir şey vaat etmiyorsa, çalışanlarla ilgili vaat etmiyorsa ki hepimiz çoğunlukla o konumdayız. Diğer tarafta bir şey vaat etmiyor. Yani diğer tarafın anlattığı şey genel neoliberal tezden çok uzakta değil ki. En fazla çok radikal söyledikleri söz bizim zamanımızda Merkez Bankası bağımsız olacak. Bir işçi sınıfı bunun peşinden ne kadar gidebilir ve bunun ne kadar bir anlamı olabilir? Yani herhangi birisi burada köklü olarak yani kamu hizmetinden, kamu hizmeti verecek yani kamu mülkiyetinden söz etmiyor ki. Söz etse bir radikal bir şey duyacak ve o zaman mesela milliyetçiliğe yöneliyor olan yani arayışta olan birisi aa bak bunlar doğru söylüyor diyor olacaklar. Ama bizim siyasetimizde bu boyut eksik diye düşünüyorum. Son bir şey soracağım Hakan. Toplumda solcular bir araya gelir mi, yeni bir büyük uzlaşı olur mu gibi bir beklenti ve yorum da var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan değiştirme baskısı, İyi Parti'de öyle, Yeşil Sol Parti aslında HDP'de öyle. Bir de bunun dışında kalan bir kesim var. Yani ittifaklar, seçim ittifakları bitti, yeniden bir yapılanma olabilir. Hani tüm sol bir yerel seçimlerde kendi gücünü var edebilecek, ortaya koyabilecek bir yapı kurabilir mi? Valla yani benim görüşüme göre aramızda hala yürüyen tartışmalar var. Yani ben mesela o açıdan açıktan bir radikal politik program ileri sürülmesi gerektiğini düşünüyorum ve iktisadi eleştirinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ama yani soldan birçok kesim tam bu noktada değil. Aşağı yukarı yani demokrasiden bahseden bir çizgide oluyorlar. Yani burada mesela bir ayrım noktası var. Yani bunu şu açıdan söylüyorum. Bu ve buna benzerleri çok belirgin bir şekilde gündeme gelecektir yani bir birlik konularında. Hatta burada şöyle bir durum da var. Yani birlikte olalım derken yani sonuçta kendine göre politik programında belli yönleri yani öne çıkarmış olan Yeşil Sol Parti ile de birlikte bunu düşünüyor olmanız icap eder. Bu konularda yani tartışmalı bir tablo var. O açıdan o kadar kolay olabilir diye düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'de belli ekoller var yani sol ilerleyiş açısından. Bir kısmı yani ittifak ilişkilerini çok olumlu bulmuyor. Bir kısmı ittifak ilişkilerini olumlu bulsa bunu diyelim ki Yeşil Sol Parti'yi dahil edecek bir şekilde hesaba katmıyor. Bir kısmı bunlardan tamamen ayrı olarak aslında o da sadece genel bir demokrasiden bahsediyor filan vaziyette. O açıdan yani benim görüşüm
hem yani mülkiyet sorununu ele alan, yani mülkiyet ilişkilerini açan, neden böyle oluyor diyen. Yani şimdi şöyle söyleyeyim size, bir örnekle anlatmak istiyorum. Şimdi bizim bu yakınlarda bir Şişli Etfal Hastanesi var. Oraya biz normalde, normal zamanlarında orası devam ediyorken gidip bir kamu hizmeti olarak bir sağlık hizmetini alabiliyor idik. Şimdi o oradan kaldırılmak isteniyor. Biliyorsunuz böyle kaldırılmak istendiği bütün durumlarda bir alevere, dalevere oluyor. Ve kamu mülkiyetindeki o alan, o hastane hiç ediliyor. Ve o ya sermayenin hükmü altına geçiyor, ya otel yapmak isteyen birine satılıyor, ya ticaret merkezi yapmak isteyen birine satılıyor, veriliyor. Ya da AVM yapmak isteyen birine veriliyor. Belki Ali Sami Yen stadından hatırlarsınız. Orası da aynı şekilde olmuştu. Yani bizim elimizdeki bütün kamu mülkiyeti parça parça alınıyor. Yani bununla normalde yani sermaye sınıfının hiçbir alakası yok. Yani şehir geliştiği için halkın bir hastanesi de orada çok anlamlı bir noktaya gelmiş. Şimdi biz yani eğer bunu koruyamıyorsak, yani kamu mülkiyetini koruyamıyorsak, orada Şişli Etfal Hastanesi'ni koruyamıyorsak, yani halkın kamu hizmeti olarak bir sağlık hizmetini almasını da sağlayamıyoruz demektir. Ben istiyorum ki yani mülkiyet meselesinden bu şekilde bahis açılsın. Yani mülkiyet meselesinden bahis açmamak kaydıyla diğer bütün konulara değinen Türkiye solunun tutumunu doğru bulmuyorum. Yani biz eğer solcuysak, solculuk yani bu mülkiyet meselesinin yani bütün büyük sorunların kaynağı olduğunu söyler. Bir, bunu söylememiz gerektiğini düşünüyorum. Bir de şu görüldü, yani nereden dönsek dolaşsak da yani AKP iktidarı tuttu. Öyle bir anti propaganda yaptık efendim. Arkada bir resim varmış. Oradakilerle öndekiler yani CHP'liler birlikte haydi diyorlarmış. Böyle bir işbirliği yaptıkları bir video varmış. Yani biz ya bu yalan aslına bakarsan yani Cumhurbaşkanının bile bu bir montajdır dediği şeyle başa çıkamadık. Buradan yola çıkarak demek istiyorum ki yani biz bu Kürt meselesini tartışmadıkça, bu Kürt meselesiyle ilgili olarak yani gerçekleri açığa çıkarmadıkça o kadar kolay manipüle edilebilir bir pozisyona düşüyoruz ki anlatamıyoruz halka. Yani bu öyle bir şey değil, bu konu o değildi, orada öyle bir video yok. Zaten Kürt meselesi öyle bir konu değil, anlatamıyoruz. Ve iş en sonunda öyle bir ele geçiyor ki en sonunda bu konudaki yani alt alta metni gidiyor Zafer Partisi'nin başkanı yazıyor korkunç bir yaklaşımla. O açıdan ben demek istiyorum ki evet bu mülkiyet meselesini anlatıyor olmalıyız birinci dereceden, başka yollara mümkün mertebe sapmadan. Biz de bu Kürt meselesini de anlatabiliyor olmalıyız. Bunu anlatamadığımız bir durumda yani bu toplumdaki yani birçok meselede ilerleme kaydedemiyoruz. Çünkü ön yargılar devreye giriyor. Yani siz Kürt meselesinin K'sinden bahsetmeye kalkıştığınızda ya da K'si gündeme geliyor olduğunda herkes bunu bir terör konusunu ele almakla suçluyor ve bunu son aylarda, son günlerde, son haftalarda bu konuyla baş edemiyoruz. Kendimize bu konuyla bir baş etme planı çıkarmalıyız. Ya kardeşim bu memlekette bir sorun var demeliyiz. Yani Diyarbakır'daki takım Bursa'ya gelip maç etmek istediğinde ya ona pet şişe atıyorlar, onları bıçaklamaya çalışıyorlar. İnsanlar yani bunlara doğru hücum ediyorlar, yani saldırganlık gösteriyorlar. Ya bu memlekette bu anlamıyla çok ciddi bir sorun var. Yani herkes ne yaptı yaptı, söz söyledi, seni kafana yatmayan siyaset yaptı, şu oldu bu oldu. Futbolcu ne dedi sana diye bir yerden başlamalıyız. Yani burada bütün Türkiye toplumuna seslenmeliyiz. Yani bu hatalı bir harekettir. Evet. Onları zaten zamanında çok sert konuştuk. Yine konuşacağız. Hakan teşekkür ediyorum. Yine konuşacağız meselelerimizi. Ama Türkiye'de tabii, büyük tabii. Bir sıkıntı devam ediyor. İktisadi sıkıntı devam ediyor. Biz de yayınımızın son 10 dakikasına, 20 dakikasına giriyoruz. Çok teşekkür ediyorum Hakan. Yeniden buluşalım. Antakya ile ilgili bir şey söyleyeyim mi? Ya lütfen onu atladık. Evet. Bir an atladık öbür taraflara, kusura bakma. Başka meselelere girince. Evet. Şöyle bir boyut var o konuda da. Yani biz elbette ki bir düzeyde yani dayanışma ilişkisinden söz edebiliriz. Yani bazı yardımlaşma ilişkilerinde bulunabiliriz ama konuyu tamamen böyle kuruyor olduğumuzu, yani deprem konusunda da bir radikal eleştiri getiriyor olmadığımızda, yani bu şehirler yani planlanmadığı sürece, bilim insanlarının söylediği yönde planlanmadığı sürece yıkılacaktır, bizim insanlarımız bunun altında kalacaktır. Yani siz bu olayı hiçbir şekilde deprem cereyan ettikten sonra çözmüş olmuyorsunuz. Çizgisinde durmamız gerekir. Bunu çok fazla
Yani bu bir yani dayanışmayla veya bu kişi burada bu depreme maruz kalmış kişilere bazı şeyleri vererek, bazı yiyecek yani çalışmalarında bulunarak bunları hafifletiyoruz konusu şöyle bir tehlike arz ediyor. Bir süre sonra yani bizim yaptığımız türden bir çalışmanın çok daha üstünde bir şeyi devlet gelir yapar vaziyette oluyor. O açıdan biz burada da yani evet bir dayanışma olmalıdır. Ama asıl hükümet, asıl yani Türkiye'yi yönetenler deprem konusunda temel bir hata yapmaktadırlar. Çizgisini çok ön planda tutmalıyız. Yoksa hakikaten deprem olur, sonradan bu işi hafif hafif çözeriz gibi gözüküyor. Halbuki deprem olduktan sonra biz yani kıyameti yaşıyoruz. Yani o binaların altında insanlar kalıyor aslında ve pek çıkartılamıyor yani. İnsanlar ölüyor o şekilde. O açıdan bu olayın böyle bir vahim yönü olduğunu daha vurgular vaziyette olmalıydı demek isterim. Çok teşekkür ediyoruz Hakan'a.